Evet arkadaşlar, hoş geldiniz dersimize. Bugün e, sizin gönderdiklerinizden e, yola çıkarak hazırladığım e, silabes hakkında yani onu tanıtacaktım. Ama ondan vazgeçtim çünkü sadece dört kişiden geldi. Dolayısıyla yine ben kendi bildiğimi okuyacağım. E, e, dolayısıyla dersi birinci dönemde yaptığımız işte semiyosferler, farklı semiyosferlere geçiş, onların nasıl sanal evren inşa edildiğinde nasıl gitgide süblime bir biçimde hiç ilgili sorunsalın aleni ismi dinamiği geçmek sizin nasıl bir o meta sembol ya da meta semiosfer silsilesi yaratıldığına dair analizlerde bulunacağız. Ne demek istiyorum bununla? Bununla şunu demek istiyorum. Eğer Yunan tragediyasında örneğin sorun kadınsa, Kamil Pagli'ye öyle diyor. Sorun kadınsa ve e, şehir bundan e, korunmak zorundaysa bu perspektiften şehir neyle paralellik gösteriyor? Düşmesi, yazılmış, e, karar verilmiş, düşmesine karar verilmiş e, trajik kahramanı tekabül ediyor değil mi? atıyorum. Tebaide veba var. Tebaide başka kim var? Kral Ödipos var değil mi? Güzel. Dolayısıyla şehir ile erkek kahraman arasında bir paralellik oluşuyor. Sur dışı ve doğa şehrin dışı neye tekabül ediyor? Akültüre olmamış, kültürel sisteme dahil, henüz dahil edilememiş kadına tekabül ediyor değil mi? Yani bakınız Semiyonlar var, kadın... A Tragedyadaki sorun niye? Çünkü kadın doğayı temsil ediyor. Doğa kadını temsil ediyor. Kültür erkeği temsil ediyor. Heroik çağın sonundayız. Klasisizmin tepesindeyiz. Ne demek istiyorum bununla? Meta öykülerini yaratıyor. Hiçbir surette yok edici kadın dillenmeksizin hiç yok edilecek olan eril prensip ya da erkek ya da kahraman dillenmek sizin, zikredilmek sizin. Neyi görüyoruz burada? Ee, bu prensibin düşen erillik, yok eden dişillik. Ee, aynen e, cebirdeki X ve Y'ye tekabül ediyor. Örnek vermek istiyorum. Kendisi başka bir şey tarafından Başka bir uh, görünüm tarafından, başka bir uh, epistemolojik birikim tarafından ya da birikimsizlik tarafından uh, temsil edilebiliyor. Örnek veriyorum. 19. yüzyıl. İngiliz-Amerikan edebiyatının en önemli sorunlarından bir tanesi bu Kuzey-Batı Pasajı, yani Atlas Okyanusundan Kanada'nın tepesinden o böyle labirent gibi adacıklar, yarım adacıklar, büyük büyük deniz gibi gelen insanlara aslında körfezler den Pasifik Okyanusuna geçiş aranılıyor değil mi? Northwest Passage denilen oradaki işte o kahramanlar gemileriyle, kaptanlarıyla kraliyet tarafından görevlendirilmiş büyük adamlar neye tekabül ediyor? kültüre tekabül ediyor. Oradaki o beyaz sonsuzluk, dondurucu soğuk, yaşam düşmanlığı neye tekabül ediyor? Yunan tragediyasının sur dışına değil mi? Yunan tragediyasının sur dışına hiçbir surette kadın geçmiyor. Ama psikohistorik açıdan e, haritadaki bütün beyaz lekeler, bilinmeyen mekanlar neye tekabül ediyor? Gayet tabii ki kültürü tehdit eden, kültürün e, ötekisi olan doğaya tekabül ediyor... Doğada ne tarafından temsil ediliyor? Kadın tarafından. Bunu kim söylüyor? Tragedyaya yönelik a, kelamıyla bunu Kamil Paglia söylüyor. Diyor ki, tragedyanın asıl sorunu, sorunsalı kadın. Tabii ki o kadın fiziksel e, bir kadın. Bu kadın değil. A, kadının ve dişilik prensibinin kendisi. Değil mi? Dolayısıyla Batı kültürü dünyayı böyle manikeik bir biçimde ikiye bölerek sur içi, sur dışı. Tin, beden, erkek, kadın, kültür, doğa. Ne yapmaya çalışıyor? Bu temel karşıtlığı bütün e, semantik alanlarıyla beraber e, her türlü hayatın her türlü e, alanına aplike ediyor. Ve işin en korkunç tarafı bunu bilinçli yapmıyor. Bu son derece bilinç altına dair bir dinamik değil mi? Bilinç dışına dair bir dinamik. Ne bu dinamiğin e, düsturu, emri? Kadının sırlarını keşfet, onu rasyonalize et, değil mi? Rasyonalize et. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. Edebiyatta, kültürde bilimsel aa yenilik, başarı, bilimsel keşif, kahramanların, edebiyattaki ve destanlardaki kahramanların ejderhayı ya da herhangi başka bir sorunu üstesinden gelmelerine ne yapıyor? Tekabül ediyor değil mi? Bu çok önemli bir sonuç. Batı kültürünün Adeta kaderini belirleyen aydınlanmanın kadir, e, e, tek yönlü bir biçimde, araçsal bir biçime dönüşmesinin en büyük e, sebeplerinden bir tanesi. Neden araçsal? Çünkü aydınlanma ne işe yarıyor? Doğayı rasyonalize etmeye değil mi? Bunu kimden görüyoruz? Daha en başta edebiyat tarihinin en başında Batı edebiyat tarihinin en başında hem Gılgamış'ta görüyoruz ölümü yenmek istiyor hem o, Odysseus'ta görüyoruz değil mi? Bakınız ne ilginç ne kadar süblim bir biçimde Gılgamış ölümsüzlüğü arıyor ölümsüzlüğü ararken inan alan Hieros Gamos'ta Hieros Gamos kutsal evliliği icra etmeyi reddediyor. Yani ölümsüzlüğü arayan birisi, bir kahraman kadını reddediyor. Apollon bütün ütopik sonsuzlukların, bütün lineer telosların koruyucusu. Ne yapıyor? Doğurgan kadınları öldürüyor, çocuklarını öldürüyor. Ve dinamik, dinamizmi temsil eden doğurganlıklarını kas katı e, olmasını sağlıyor değil mi? Bunu Niobe'den biliyoruz. Bir kadın düşmanından ziyade Apollon anne düşmanı. Bu da Batı kültürünün beşiğinde nedenli anne düşmanı ve Baba'ya e, Baba açısından afirmatif e, bir e, gösterge değil mi? Yani Apollon'da ne oluyor? Apollon'da kesinlikle faşizan bir mükemmellikle Ödipal karmaşası, karmaşanın üstesinden geliniyor değil mi? Tabii ki korkunç korkunç psikohistorik dinamiklere gebe bütün bu motifler. Dolayısıyla Lovecraft'tan örnek vereyim. Son zamanlarda inanılmaz çok okudum. Lovecraft'ı tehdit eden bütün o çirkin, itici, sümüklü tarih öncesi canavarlar kültüre hiçbir insan kültürüne hiçbir surette sığmayan korkunç hilkat garibeleri aslında neyi tekabül ediyor? Son derece kültürü e, devasa göbeğinde küçük bir sil olarak gören dişilik prensibini ...ebedi abjektumun ebedi sıyırılması gereken, iğrenilmesi gereken bütün unsurları e, görüyor Lovecraft değil mi? Dolayısıyla Cthulhu aslında devasa, amorf, kültürün belki farkında bile olmayan bir kübele ve sürekli Atis'i ne yapmaya çalışıyor? ...hadım etmeye çalışıyor değil mi? At ise neyi bulaştırmaya çalışıyor? Lovecraft perspektifinden... ...baktığımızda... ...onu bir... ...pörtlek gözlü... ...balığa... ...balıkla insan arasında bir yaratığa... Düşün, ...dönüştürmeye çalışıyor. Dolayısıyla Lovecraft... ...tabii ki neyi çok alımlamış... ...mükemmel bir biçimde... ...evrimi alımlamış değil mi? Lovecraft'ın o... 40 milyon yıllık şehirleri deliliğin dağlarında aslında neye tekabül ediyor? O uzun eonlar, o uzun zaman dilimleri gayet tabii ki evrime tekabül ediyor değil mi? İnsanın en nihayetinde anti-humanizm diskuru bağlamında devede kulağa indirgenmesine tekabül ediyor. Dolayısıyla bu tarz bir a, kültürel dinamikle ya da a, böyle bir a manikeik a, dualistik kadın erkek iyi kötü bir a humanosantrik diskurun sonunda şopenhauer, Nietzsche gibi işte bütün bu bahsettiğim yazarlar a, neye sebebiyet veriyor sevgili dinleyenler sevgili öğrencilerim Antihümanizmle hortlayan ya da daha doğrusu ortaya çıkan antihümanizmle bütün bu a, 2500 sene boyunca hatta 4000 sene boyunca bastırılmışlık korkunç şekilde yabancılaşıldığı için ona dehşetengiz bir biçimde a, çirkinleşmiş, yabancılaşmadan kaynaklanıyor. Bir nevi böcekleşmiş, sümüklü beceye dönüşmüş, pelte gibi, şagotvari, bir, bir 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 iğrençlikle, bir korkunçlukla neyi tehdit ediyor? Son derece ideal ve platonik kültürü tehdit ediyor değil mi? Demek ki, demek ki bu perspektiften baktığımızda. Ne diyebiliriz? Bu perspektiften baktığımızda bütün edebiyat tarihinin, bütün kültür tarihinin ve gayet tabii ki felsefe tarihinin asıl o, psikohistorik dinaminin insanların ya da insanlığın çoktan aştığını o, düşündükleri varoluşun korkunç sırrını perdelemeye yarıyor değil mi? E varoluşun korkunç sırrını Nietzsche'nin e, ilksel tekliği das Ueine bu varoluşun korkunçluğunu perdelemeye yarıyorsa metinler nasıl? Metinler ister isteme istemez taraflı ideolojik değil mi? İdeolojik. Şimdi bu bağlamda neye geleceğiz? Kültürel ekolojiye geleceğiz. Bu bağlamda birinci dinamik kültür eleştiren üst söylem ne yapıyor? O perdelemeyi dile getiriyor. Evet, e, perdeleme yarıyor. Yani akültüre olmuş insanın insanı varoluşun korkunçluğu hususunda gnädiges vergessen. Ulvi bir unuturmaya yöneliyor değil mi? Bütün kültürel dinamikler, bütün ütopyalar, bütün aydınlanmacı e, düsturlar, sapere odeler, tarihin zaten Geist'la telosuna ulaşacağı düsturları, bütün klasisizmlerin gelişim romanları, mükemmel insanlar vesaire vesaire. Ne, ne oluyor aslında? Ne oluyor? Bütün bu a, ilksel tekilliğin korkunçluğunu ve insanın aslında sıradan bir et parçası olduğu düsturu bir perdeyle ne oluyor? Örtülüyor. Dolayısıyla kült kültürel a, ürünleri içkin olan ikinci diskur, kurmaca karşıt diskur, a, Dionizyak diskur, ne yapıyor biliyor musunuz? Bu peçeye, bu, bu çarşafa, bu peçeye, bu cehalet peçesine değil mi? Schopenhauer'in Maya peçesi, Schleyer Maya dediği imajinatif kurmaca karşı diskur ne yapıyor? Hep bir kesik atıyor. Hep bir kesik atıyor. O peçe parampirçik bir ...hale geliyor değil mi? Burası... ...çok çok çok önemli. Dolayısıyla... ...kültürler... Şey, ...söylemler arası... ...unsurlar da... ...ne oluyor? Söylemler arası unsurlar da... ...gayet tabii ki... ...hangi kültür tarihi döneminin... ...Sideguys'de varsa... ...klasisizmde peçe galip çıkıyor. Aa, herhangi bir romantik ya da e, dışa vurumcu bir e, zeitgeist hakimse peçenin delikleri gitgide büyüyor ve peçe İsviçre peynirine dönüşüyor. Tekrar gösteriyorum. Böyle bir koordinat sistemi. Sakın demeyin. Ay hoca nasıl? koordinat sistemi şey yapıyor. Ay ne olacak? Biz de biraz kartezyen olalım değil mi? Hocam öyle demeyeceğiz ama görmedik diyeceğiz. Görmediniz öyle, mi? bir kağıt. E, ha, şimdi biraz daha iyi. Yani ha, <laughs> X aksı Apollon. Ay özür dilerim. Y aksı dikey olan Apollon. E, X aksı Dionysos değil mi? Bütün batı kültürünü bu Banal bir biçimde madde tin karşıtlığından kaynaklanan bir biçimde şırak kadanak kelimenin tam anlamıyla bir koordinat sistemine hapsedebilirsiniz. X aksı yukarıya giden neyi temsil ediyor? Yukarıya gitgide artıyor. İnanılmaz apolonik. Aa, Ütopya'yı değil mi? Apolonik Ütopya'yı. Yani Y sonsuzlukta. Allah'ım bütün evren donmuş. Statik. Bütün evren a, kristalize olmuş. Hiçbir kıpırtı yok. Her şey taş kesmiş. Neden? Çünkü kıpırdanmayan bir şey. Ancak en mükemmel olduğu andaki halini muhafaza eder. Anlatabildim mi? Tabii ki bu korkunç, o, faşizan bir ütopya. Dolayısıyla kabak gibi bu geistin sürekli o, önde o, tutulması, maddenin ötekileştirilmesi korkunç bir... Huzursuzluğa sebebiyet veriyor değil mi? İnsanları mutsuz kılan bir şey. Çünkü insanlar gaystan oluşmuyor ya da sadece gaystan oluşmuyor diyelim. E, maddeden de oluşuyor değil mi? Etten, kemikten ve kandan da oluşuyor. Dolayısıyla yukarı giden Apollon bütün evrenin katılaşmışlığını, e, dinamikliğini, yitirmişliğini... ...adeta Karlar Kraliçesi'nin Ütopya'sını... ...hatırlayın Karlar Kraliçesi masalını... ...hep bu örneği veririm, çok güzel çünkü... Ee, e, ...temsil ediyorsa ...Apollon değerinin, Y değerinin azalması... ...neyi, nereye götürüyor bizi? Bütün bu katılıkların... ...katılıkların... ...sona ermesine. Sona ermesine. Yani bireysellik prensibinin ve o bireysellik prensibinin salık verdiği en mükemmel anını koru düsturunun git gide azalması. Ne oluyor evren? Evren çözülmeye başlıyor değil mi? Yani Apollon azaldıkça ne oluyor evren? Azalıyor. Çok ilginç. Bu o, donmuş tinin, platonik tinin Başarısı yukarıda, aşağıda ne var? Maddenin başarısı değil mi? Orada evren fokur fokur neredeyse Big Bang'e hazırlanan bir hazırlanırcasına e, e, maddeden ibaret hiçbir surette Apollon değeri sonsuzluğa doğru negatif oldukça e, ne oluyor? T'nin önemi azalıyor. Hatta ne olduğu bilinmiyor. Evrende adeta nasıl bir uh, kıvama geliniyor. Bütün mitoslardaki, mitolojilerdeki başlangıçta kaos vardı. Her şey karışık kuruşuk. Ruhsuz, birbirine karışmış, hiçbir işe yaramayan, beyinsiz, kendinin farkında olmayan hiçbir e, dinamik gösteremeyen aptal madde değil mi? Şimdi ben size e, 15 dakika evvel ne anlattım? 15 dakika evvel size şunu anlattım. Metaf e, metaforik olarak yukarısı gayet tabii ki gitgide ileriye gittikçe neye tekabül ediyor? Apolonik ideale tekabül ediyor. E Apolonik idealin cinsiyeti ne? Tabii ki erkek. Dolayısıyla burası yukarı gittikçe erilleşiyor değil mi? Erilleşiyor. Demek ki yukarısı eril. Aşağısı ne? Madde, materya, mater. Gayet tabii ki dişil değil mi? Bakınız bu Aa, Kartezyen topografyayı aynen alıp bütün insanlık tarihinin kutsal alanlarına aplike edebilirsiniz sorunsuz bir biçimde. Cami yükseliyor yukarıya, katedral yükseliyor yukarıya, ee, Burçalifa yükseliyor yukarıya, ee, Empire State Building yükseliyor yukarıya, ee, Akropol yükseliyor yukarıya. Yukarıya niye yükseliyorlar? Apolonik tinselliğe yakın olmak için. O yüzden Tanrı'nın Hristiyanlık'ta kızı yoktur, oğlu vardır değil mi? Siz görüyor musunuz bu semiosfer. Aa çirkin, lilit kadın, fahişe. Sırf öyle değil, çok çok daha profesyonel. Çok çok daha sürekli kendisini ürettiği için mükemmel bir naratife dönüşmüş durumda değil mi? E aşağı indikçe ne oluyor? Aşağı indikçe yer altına geliyorsunuz, ilkelliğe geliyorsunuz. Apolonizm bağlamında ve bütün dinler bağlamında aşağısı neyi tekabül ediyor? Neye tekabül ediyor? E, çok ilginç. Cehenneme. Demek ki cehennem bu şemaya göre kesinlikle dişil. O yüzden mesela hiçbir Babil puştu yoktur mitolojide. Ama hep bir Babil fahişesi vardır. Oranın eskinin Holistik ve yuvarlak ve döngüsel tanrıçaları gayet tabii ki bu köşeli koordinat sisteminde yukarıya değil son derece anti apolinik yere tekabül ediyorlar. Aa, demek ki aşağısı cehennem, yukarısı cennet, yukarısı tinsel, aşağıda deriler yüzülüyor değil mi? Demek ki her ıı, işkence tasvirinde ve işkenceye uğrayan kişinin kimliği, cinsiyeti hiç önemli olmaksızın her işkence gören as de aslında madde, kadın, ilkellik, anti-apolinizm işkence görüyor değil mi? Burası işte çok 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 önemli. Dolayısıyla bakınız ilk ee, topografyamızın Batı topografyamızın dikeyini bulduk bile. Yukarı Apolonik, Apollonik'in oraya hiyerarşik yazabilirsiniz. Cennet bile yedi e, katmandan oluşuyor. Yok işte e, cennette bütün e, mutlu e, ruhlar, sakinler yaşarken Tanrı yine de bir ulaşılmaz bir e, yerde herkes onun tabii ki suretini göremiyor. Yani hiyerarşi de hiyerarşi, hiyerarşi de hiyerarşi. En son hiyerarşide artık evren donuyor değil mi? Donuyor. Niye? Çünkü maddedir yaşamın kaynağı. Aşağıda da hep ne var? Korkunç büyük bir ahlaksızlık var değil mi? Babil fahişesi, cehennemde kimler de bölünüyor? İşte böyle o sapıklar, cinsi sapıklar, eşcinseller, başka insanları yiyenler. Yani bizim bütün normal güdülerimizin son derece abartılı derecede perifere fırlatılmış unsurlar da aşağıda değil mi? O yüzden hep cehennem şeytan, Babil tanrıçaları, İnana, Astarot vesaire vesaire hep böyle garip bir biçimde cinsellikle ilişkilendiriliyor. Asıl işte Eros, Eros nereye fırlatılıyor Apollon tarafından? Cehenneme fırlatılıyor değil mi? Dolayısıyla Apollonik taraf cenneti şey Eros'u cehenneme fırlatıyorsa Aynı zamanda Eros hayatın kaynağıysa Püripak sonsuzluktaki Apollonizm nedir? Son derece nekrofildir çünkü donmuşluğu tercih ediyor dinamiğe. Evet. Demek ki bu ne? Bu o, Batı psikohistoriğinin ki o Batı psikohistoriğine biz de o, aitiz. O, kimler ait değil? Mesela Hinduizm ait değil. İşte Budizm ait değil. Ama üç kitap dini, kitap dini, ee, ee, Yunan Roma e, kültürünü e, görmüş Avrupa, ee, Amerika, Katolik Güney Amerika vesaire globalleşmiş dünya. Bu şemaya sahip, bu şemaya sahip. Anlatabildim mi? Evet, hiyerarşik transandantalizm, hiçbir surette... E, imanens yok değil mi? Hep transandantal ve ütopik. Hiç kimse ne yapamıyor? O şeyleri tarif edemiyor. Ama alt taraf son derece kolay tarif ediliyor. Her türlü kötülük, dünyada vuku bulan her türlü kötülük cehennem oluyor. cehennemde zaten kadınla ilgili kadın yani adı hiç geçmese bile şeytan sözüm ona erkek olsa bile şeytan aslında kim? Oraya apolonik diskur ve kitap dinleriyle ve özellikle Hristiyanlık sayesinde fırlatılan eski dönemlerin, pagan dönemlerin trickster ve diyonizyak e, Dionizyak tanrıları. Niye sanıyorsunuz Hristiyanlıkta şeytan, boynuzlu ve toynaklı? Çünkü bir pan çeşitlemesi de onda ne fazlası ne azı evet dikey şeyi yaptık işledik dikey aksi Gelelim yatay aksine x aksına yani Dionizosa Dionizyak aksa şimdi Dionizos arttıkça ne oluyor Principium individuationis artıyor değil mi? Ay, azalıyor özür dilerim çocuklar. Principium individuationis azalıyor. Azalıyor. Yani bir şeyin tarif edilebilirliği. Bir şeyin tanımlanabilirliği. Bir şeyin işe yarar olması. Şimdi görüyorsunuz. Diyanizos arttıkça ne artmış oluyor? Principium individuationis mevhumu azalmış oluyor. Azalmış oluyor. Dolayısıyla dolayısıyla burada hiç hiçbir surette olmadığı yerde nasıl bir şey var? Principium individuationis dehşetengiz bir biçimde artmış ama nasıl artmış? İlksel tekillik haline gelmişti. İlksel tekillik haline gelmiş. Dolayısıyla neyi görüyoruz burada? Dionysos arttıkça, Apollon arttıkça x y de x y de neye kavuşuyor her şey? Bir dengeye kavuşuyor değil mi? Yani Friedrich Nietzsche'nin işte o e, tragediyanın doğuşundaki e, Apollonik Dionizyak e, duplisitesine doğru geliyoruz. Evet şimdi e, bugünlük e, bitireceğim birazdan. Çok yoğundu çünkü. Sizden şunu istiyorum. Bu e, koordinat sistemini bir, 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 bir kağıda çizin. Ve bütün birinci dönem yaptığımız derslerdeki unsurları bir şekilde koordinat sistemine yerleştirmeye çalışın. Anlatabildim mi? Bunu da güzel güzel yapabilmeniz için size bir metin yükledim. Haftaya olan dersimize kadar Arda Virafname'yi okuyun. Arda Virafname'de çok ilginç bir şey var. Bir 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 Arda Viraf cehenneme gidiyor ve cennete gidiyor. Sonra da e, Ahuramazda ile yüz yüze geliyor değil mi? Ondan işte bilgi almak için bu e, yolculuğu yapıyor. Dolayısıyla bütün bunlardan yola çıkarak sizin bana gönderdiğiniz tek tük arkadaşlarınızın tenezzül edip gönderdiği e, kültürel ürünleri ne yapacağız? Bu perspektiften söyleyin ismini analiz edeceğiz değil mi? Evet sevgili öğrenciler bugünlük bu kadar. Haftaya...